Evet. Beşiktaş'ı bilenler bilirler. Meşhur bir kurabiye fırını vardır. 7-8 kurabiye fırını. 7-8 paşayı tanıyorsunuz. İkinci Abdülhamid'in alaylı paşalarından birisidir. Alaylı diyorum çünkü kendisi tahsilli birisi değildir. 7-8 lakabı da okuma yazması olmadığı için Arap alfabesinde işte şu şekilde gördüğünüz şekilde imza atmasından ötürü 7-8 lakabı takılmış. Kendisi aslen Çorumludur. Askerlik vazifesini yapan birisidir. Abdülhamid'in şehzadeliği dönemindir. Abdülhamid şehzadeliğinde sık sık Dolmabahçe Sarayı'ndan Maslak'taki kasırlara hem kafa dinlemek için hem av saha sonrası avlanmak için ve bir takım düşüncelerini tefekkür etmek için sakin ortamda gider. İşte böyle bir vakitte 7-8 Hasan Paşa'nın başında olduğu askerlerden bir grup şehzadenin yolunu keserler. Şöyle bir emir almışlar. Padişah emir vermediği sürece buradan kimseyi geçirme. Tabii 7-8 Hasan Paşa da dediğim dediktir, geçirttirmez. Hatta muhafıza derler, ya bak sen bilmiyorsun burada bir Şehzade Abdülhamit var. Ben Şehzade Mahsiyade tanımam der. Padişah Efendimiz'den buyruk gelmiş, kimseyi salmayacağım der. Abdülhamit de ısrar etmeyin biz başka bir yerden gidelim der. Ama bu askerin bana kimliğini öğrenin, ismini öğrenin der. Daha sonra kaderin cilvesi, daha onun askerliği bitmemiş. Abdülhamit Han padişah olur ve Abdülhamit bunu not etmiş bir tarafına. Çünkü Abdülhamit'in kafasında şu vardır. Bu adam şehzade lafı geçtiği halde emir tanımıyorsa, padişahın emrinden dışarı çıkmıyorsa bu adam parayla makamla satın alınamaz. Güvenilecek bir adamdır ve hakikaten öyledir. 7-8 Hasan Paşa'yı da Feriye Karakolu'nun başına komutan tayin eden Beşiktaş bölgesinin sorumluluğu ona verilir ve Ali Suavi'nin 5. Murad'ı tahta geçirmek için bir darbe teşebbüsü olur Abdülhamid'e karşı. Ali Suhavi'yi Beşiktaş iskelesinde karşılayıp kafasına odun vurarak öldüren kişi de 7-8 Hasan Paşa'dır. Kendisi Yahya Efendi mezarlığında yatmakta. Ruhuna bir Fatiha okuyalım.